Avrupa'da sıradaki durağımız Menderes oldu. Menderes'te ısı teknik firmasının sahibi Cevdet Bey bizi ağırladı. Hoş geldiniz Cevdet Bey. Hoş bulduk. Cevdet Bey, gün içinde en çok tükettiğimiz gıdaların üretilmesini sağlayan makinelerin üreticisi aynı zamanda. Kendisine küçük bir röportaj yapacağız. İsterseniz başlayalım. Cevdet Bey, sektöre girişinizden bize kısaca bahseder misiniz? Tabii, 2000 yılında işe başlama tarihi olarak 2000 yılından beri bu tarafa devam ediyoruz çalışmakta. Yani, bu şekilde. Nereden esti böyle bir sektöre giriş yapmak? Nasıl bir ışık gördünüz de? Ya zaten bu özellikle bu sektörün İzmir'de çok az imalat sektörü olarak az bir şey olduğunu gördük. Eksikliğini gördük açıkçası. Dolayısıyla biz böyle bir işe girelim. Hem kendi bize faydamız olsun, hem de çevremize, hem de burada meydana getirdiğimiz istihdamdan dolayı bir takım insanlar burada faydalansın diye bu işe başladık ve gidiyoruz şu anda. Karşılık bir faydalanma söz konusu diyorsunuz. Tabii tabii. Dolayısıyla hem de tabii ki ne kadar bu makinenin ya da bu tip makinelerin piyasada bol olduysa o kadar da alternatifi çoğalmış oldu. Dolayısıyla hem kendimizi hem de bizden bir şey talep edenlere ya da makine talep edenlere ya da teçhizat talep edenlere alternatif olmuş olduk. Dolayısıyla bundan açıkçası mutluyuz yani. Buradan isterseniz yaptığınız işlere girelim. Tam olarak ne yapıyorsunuz bu işletmede? Tam olarak şöyle, lokum makineleri imalat yapıyoruz başlangıçta. Susam ve helva makineleri yapıyoruz. Bunlarla ilgili aynı zamanda Ar-Ge'lerimiz de oluyor, arada sırada çalışmalarımız da oluyor. Reçel makineleri yine dediğim gibi, helva, pekmez makineleri, yurt dışı ve yurt dışı olarak tabii ki. Sadece yurt dışı değil. Asıl hedefimiz tabii ki farklı. Açıkçası yurt dışı düşünüyoruz ve o yol üzerine devam ediyoruz. Zaten 2 yıllık çalışmamıza da bakacak olursak, yurt dışına da %75-80'lere varan bir şeyimiz var. Pazarlama imkanımız oluyor. Yurt içindeki ihtiyaçları fazlasıyla karşılıyorsunuz demek ki. Yurt dışındaki ihtiyaçlar derken şöyle, zaten İzmir olarak mesela hani çok maksimum bir düzeyde bir ihtiyaç söz konusu değil. Olsa bile tabii pazar geniş olduğu için yani ille bizden alınması diye bir şart ya da kaydı yok. Dolayısıyla zaman zaman bizden talep ediyorlar. Zaman zaman farklı firmalardan talep ediliyor. Dolayısıyla biz de bu işin yani hem kendimiz için hem de genel Türkiye ekonomisi açısından ihracatın yapılabilmesi daha uygun olacağını düşündüğümüz için bu şekilde karar verdik ve o yolda ilerliyoruz. Ve güzel neticeler de alıyoruz açıkçası. Kanal Avrupa'da sektörler arası yolculuğumuz devam edecek.